Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni proje açalım. Projemiz dikkat edeceğimiz yerde burada. Bu tümrün 3 olarak kaydedelim. Biz siz tek kaydediyorduk. Nasıl seç diyelim. Ve next diyorduk. Create schematic bir sistem oluştur. PCB RST oluştur. Next ve next dedik. Finish deyip projeye geçiyoruz. Burada PCB'ye geçtik. Tekrar şimatiğe geçtik. Ve yapacağımız bu seferki devrimiz 220 voltluk bir lamba çalıştıracağız. Ona göre malzemelerimizi seçeceğiz. Yani güç kaynağımız da 220 volt olacak. Burada malzemelerimizi seçerken arkadaşlar yine gördüm alternatör tür dedik. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi tekrarımız altında alternatör kaldı. Bunu aldık. Evet, sigortamız füz dedik. Evet, şuradan sonra füzü de bu var. Ve bu var. Bunu seçelim. Daha sonra yine bir switch'imiz var. Switch dedik. Onu da biliyorsunuz switch görevlerinin altında switch'lerin altında switch deyip yüklemiştik. Sıra lambada. Lambaya da lamp diyoruz. Ve burada optoelektronisinin altındaki şurada görüyoruz zaten lambayı ama şöyle de gidebiliriz. Lamps dediğimizde zaten lamp geldi. Evet, gördüğünüz gibi lambamız burada arkadaşlar. Bütün malzemelerimizi devremize almış olduk. Sıra geldi malzemelerimizi devremize yerleştirmeye arkadaşlar. Örneğin alternatörümüzü yerleştirdik. Sigortamızı yerleştirdik. Anahtarımızı sigortamızın sonuna yerleştirelim. Ve lambamızı arkadaşlar yerleştirdik. Bağlantılarımızı yapalım. Evet, bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar bunlara isimler verelim. Sigortamızı yazalım, lambamızı yazalım. Şurada öncelikle lambamız 12 volt. Biz buna 220 volt vereceğimizi söyledik. O zaman şuradan bunu lamba diyelim. 220 volt diyelim arkadaşlar.
Okey dedik. Şuradaki alternatörümüz. Tıklıyorum bunu da. Evet, alternatörümüzde de 820 volt. Tık isim olarak da ne diyelim? Ağacı girelim diyelim. Kaç volt? Şuradan değiştiriyoruz. 220 volt. Alternatif olacağı için kaçız? 50 Hz dedik. Okey dedik. Anahtarımızın biliyorsunuz elektrik portasından değiştirdik. Anahtar dedik. Okey dedik. Buraya da sigorta diyelim. Sigortamız da 6 amper olsun. Ay bu iki bu. Okey diyelim. Değerlerimizi hepsini arkadaşlar girmiş olduk. Şimdi bir animasyon yapalım. Çalıştıralım. Bakalım sıkıntı var mı? Evet, gördüğünüz gibi alternatif kelime olduğu için şurası sürekli olmuyor. Evet, kullanmamızı görüyorsunuz. Işık veriyor. Ne oldu? Sönüyor. Dönüyor. Sönüyor. Sigortamızdan akım geçiyor. Şimdi durduralım. Ve buradaki geçen akımın yönünü devrede görmek istediğimizde artı gerilimimizin rengini de görmek istediğimizde yani aktif olduğunda bunu nasıl yapacağız? Bunu şuradaki sistem kısmında animasyon seçenekleri var. Set animation option. Burayı seçiyoruz. Arkadaşlar şurada şu kısımda bakın zaten şu baştaki iki tanesi seçili, biz voltaj rengini göster diyoruz iletkende ve akım yönünü göster diyoruz. Seçiyoruz bunları. Okey yapıyoruz. Okey yaptıktan sonra animasyona tıkladığımızda gördüğünüz gibi renkler değişti ama akımın yönünü göstermedi. Bunun sebebi de şuradaki frekansın çok hızlı değişiyor olduğu için bunu yapıyor. Bu nedenle animasyonumuzu durduralım. Arkadaşlar şuradan frekansımızı 50 Hz değil de düşürdüğümüz zaman örneğin 1 Hz gibi sahnedeki olayları bu sefer gördüğünüz gibi akım yönlerini gösterecektir büyük olasılıkla. Evet. Bakın akım periyottaki değişimini gösteriyor. Uygulamamız da bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.